Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Üçüncü ünitemizin konusu olan Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıyla, hayatıyla derslerimize devam ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam kimdir? E, nereye peygamber gönderilmiştir? E, onlardan birazcık bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber var. Bu peygamberlerden bir tanesi de Yusuf Aleyhisselam'dır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ayrılmıştır. Ve bu kıssaların en güzeli olarak nitelendirilir. Kıssaların en güzeli olarak nitelendirilen sure hangisidir arkadaşlar? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, Yusuf Aleyhisselam'ın anlatıldığı sure arkadaşlar. Tabi Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyalım. Kimdir Yusuf Aleyhisselam? Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam'ın 12 evladından bir tanesidir. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi... Ee, arkadaşlar, Bün, kardeşi Bünyamin doğ, doğur doğarken doğduktan sonra e, vefat etmiş. Yusuf Aleyhisselam ve kardeşi Bünyamin öksüz bir şekilde büyümüşler, ee, yaşantılarını o şekilde devam ettirmek zorunda kalmışlar. Bu sebeple Yusuf Aleyhisselam'ın e, babası arkadaşlar, Yusuf Aleyhisselam'a ve Bünyamin'e biraz daha ilgi göstermiş. Onların e, anneleri de olmadığı için onlara biraz daha ilgi özen göstermiş. Tabii annesinden mahrum kaldığı için arkadaşlar, onlara bu şekilde özen göstermesi ağabeylerini biraz daha rahatsız etmiş. Yani neden ona çok ilgi gösteriliyor, bize gösterilmiyor diye Yusuf aleyhisselam'ın e, abileri Yusuf aleyhisselam'a karşı ne yapmışlar arkadaşlar? Biraz daha kıskanmışlar, kıskançlık göstermişler. E, babamız Yusuf'u çok seviyor, bizi neden sevmiyor diye. Bu kinleri içlerinde büyümüş, büyümüş, büyümüş artık Yusuf Aleyhisselam'la e, ciddi anlamda düşman seviyesine gelmişler. Kendilerine, Yusuf Aleyhisselam'a düşman olmuşlar. Bir gün Yusuf Aleyhisselam arkadaşlar bir rüya görüyor. Bu rüyasını babasına anlatıyor. Nedir bu rüya? Bakın ayet-i kerimede bize ifade edildiği gibi. Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiliyor, eğiyorlardı yani secde ediyorlardı diye rüyasını bu şekilde babasına anlatmış. Babası da ona yavrucuğum dedi rüyanı sakın kardeşlerine anlatma sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır diyerek Yusuf'a nasihatte bulundu. Bakın bu okuduğum yer arkadaşlar Yusuf suresi 4 ve 5. ayetlerinde ifade edilir, bizlere bildirilir. Zaman geçtikçe arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin içindeki kin büyümüş, ona karşı düşmanlık artmış, hatta ve hatta onu öldürmek istemişler. Kendi aralarında plan yapmışlar. Nasıl bir plan yapmışlar arkadaşlar? Demişler ki Yusuf Aleyhisselam Yusuf'u alalım, beraber gezmeye götürelim. Orada karar veririz ne yapacağımıza. İşte öldüreceksek öldürürüz veya başka şeyler yaparız. Babası çok razı olmasa da Yakup Aleyhisselam, biliyorsunuz Yakup, Peyga Yakup Aleyhisselam da bir peygamber, peygamberin oğlu Yusuf Aleyhisselam. Onu kırlara götürmüşler, orada bir kuyuya atmışlar arkadaşlar. Kuyuya atmadan önce düşünmüşler ne yapsak diye, acaba öldürsek mi yoksa başka bir şey mi yapsak? En sonunda kuyuya atmaya karar vermişler ve babalarına da onun öldüğüne inandırmak için yalandan bir hayvanın kanını onun kıyafetine bulaştırıp babalarına götürmüşler. Akşamüstü ağlayarak babalarına geldiklerinde "Ey babamız" dediler. "Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın." Yine ayet-i kerimeden bir alıntı arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır Yusuf Aleyhisselam kıssası. Babalarına işte o kendi uydurdukları bir kanın kıyafetini Yakup Aleyhisselam'a götürmüşler. Tabii ki Yakup Aleyhisselam onlara inanmamış. Siz kötü bir şey yaptınız. Allahu Teala tövbe edenleri sever. Onlara aynı zamanda nasihatte de bulunmuştur. Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeylerinin bu davranışı arkadaşlar babalarının kardeşlerine olan sevgisini artırmamış bilakis arkadaşlar Yakup Aleyhisselam daha fazla Yusuf Aleyhisselam'ı arzuladığı için diğer ağabeylerinden daha fazla da uzaklaşmıştır. Evet buradan bahsetmiş bahsetmiş olduk arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam tabi kuyudayken bir kervan gelmiş ve bu kervan sucularını suya göndermiş arkadaşlar. O kuyuya göndermiş. Sucu kovasını kuyuya salınca müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı kuyu kervanların aslında bildiği bir kuyu. Ama bu kuyudan e, acı bir su çıkarmış arkadaşlar. Normalde o kervan bilirmiş orada acı su olduğunu ama ne olur ne olmaz diye işte bir adamını göndermişler. De demişler ki oradan su çıkart belki tadı değişmiştir, güzeldir diye. Bir de bakıyorlar arkadaşlar, çıkartıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ı görüyorlar. İşte müjde müjde diyorlar. İşte bir çocuk e, kuyudan işte bu çocuk çıktı. Bunu yüzü de güzel. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz güzelliğiyle meşhurdur. Yusuf Aleyhisselam'ı değerlendirmek, Hani pazarda satmak için yanlarını almışlar ve satmışlardı arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ı. Allahu u Teala'nın ifadesiyle, değersiz bir pahaya, e, sayılı birkaç dirheme Yusuf Aleyhisselam'ı satmışlar. Kim almış? Mısır'ın ileri gelenlerinden birisi arkadaşlar alıyor Yusuf Aleyhisselam'ı. Kime? Karısına hediye etmek için, ona hizmet etsin diye almış. Peki, varlıklı bir adam Hazreti Yusuf'u köle olarak satın almış ve onu karısına hediye etmiş. Böylece Yusuf Aleyhisselam, babasından uzaklardaki bu Mısır hayatı bu şekilde başlamış oldu arkadaşlar. Tabi Yusuf Aleyhisselam büyüdü, daha da güzelleşti. Yusuf Aleyhisselam o kadar çok güzelmiş ki arkadaşlar dönüp bakan bir daha bakmak istermiş. Allahu Teala ona öyle bir güzellik vermiş. Tabi büyüyünce arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın sahibi olan o kimse, o kadın Yusuf Aleyhisselam'a kötü bir teklifte bulunmuş, ahlaksızca bir teklifte bulunmuş. Yusuf Aleyhisselam elbette bunu reddetmiş, kabul etmemiş ve uzaklaşmış arkadaşlar, kaçmaya çalışmış. Kaçarken o arkasından koşan o sahibi arkadaşlar yani Züleyha arkasından yakalamış ve gömleğini arkasından yırtmış. Kapıyı açtığında Yusuf Aleyhisselam bir de kimi görsün arkadaşlar? O kadının kocasını görüyor. Tabi koca bir izah bekliyor, izahat bekliyor. Hemen Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a iftiraya atmaya başlamış. İşte biz büyüttük, besledik, yanımızdaki kölemiz, bizim hizmetçimiz bana saldırdı diye Yusuf Aleyhisselam'a iftirada bulunmuş. Ahlaksızca bir iftirada bulunmuş. Yusuf Aleyhisselam tabii ki kabul etmemiş. Peki şahidin var mı diye sormuş. Benim bir tek şahidim var, o da Allah'tır. Yusuf Aleyhisselam'ın, tabii burada da bir mucize bir mucize olarak arkadaşlar bebeği konuşturması Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir arkadaşlar Yusuf aleyhisselam işte o bebeği konuşturmuştur Allah'ın izniyle o bebeğin bir özelliği de arkadaşlar iftira atan kimsenin akrabası olması aynı zamanda bir bebek olması yani Yusuf aleyhisselam'ın bir akrabası değil tamamiyle kimin tanıdığı yani Züleyha'nın akrabalarından bir tanesi o Allah'ın e, mucizesiyle arkadaşlar konuşmuş. Ne demiş? Gömleğe bakın. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa işte o yalan söylüyordur. Eğer önden yırtılmışsa iftira atılan kimse yani Yusuf Aleyhisselam yalan söylüyordur. Bir de bakmışlar gömlek arkadan yırtılmış. Yusuf Aleyhisselam'ın burada e, haklı olduğu ortaya çıkmış arkadaşlar. E, Tabii ki <laughs> Yusuf Aleyhisselam'ın haklı olduğu ortaya çıktı ama yine zindana kim gidecek? Yine Yusuf Aleyhisselam gidecek. Neden? Çünkü işte bu olayın duyulması o dönemdeki iktidarın da e, otoritesinin azalması anlamına gelir. O yüzden Yusuf Aleyhisselam'ı bir müddet e, kalması için zindana göndermişler arkadaşlar. Ama Yusuf Aleyhisselam hiçbir şekilde isyan etmemiş peygamberlik. Orada gönderilmiş ve oradaki insanlara. Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya başlamış. Tabi Yusuf Aleyhisselam'ın bir özelliği de arkadaşlar kendisine rüya tabiri verilmiş. Yani rüyaları en doğru şekilde tabir edebilme özelliği verilmiş. Bu sayede arkadaşlar yorumları, rüyaları yorumlayabiliyordu. Zindanda iki kişi Yusuf Aleyhisselam'a rüyasını anlatıyor. İşte rüyasından birisinin öleceğini, diğerinin ise kralın yanına çıkacağından bahsediyor arkadaşlar. Kralın yanına çıkan, kim, ya bu rüyalar tabii ki gerçekleşiyor, doğru oluyor. Doğru yorumlanmış bir şekilde oluyor arkadaşlar. Ve kralın yanına çıkacak olan kimseye diyor ki, krala beni hatırlat diye o kralın yanına gidecek olan kimseye bunu söylüyor ama o kimse de yine unutuyor. Krala bunu hatırlatmayı unutuyor. Tabi aradan bayağı bir zaman geçiyor arkadaşlar. Mısır kralı rüyasında 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yediğini ve 7 yedi yeşil başakla yedi kuru başak görmüş. Tabi bu rüyanın yorumlanmasını istiyor. Bu rüyayı yorumlayın. Bilginleri çağırıyor, kahinleri çağırıyor. Hiçbirisi bu rüyayı yorumlayamıyor arkadaşlar. Ve kralın yanına giden, kralın yanında olan bu kişi aklına bir anda Yusuf Aleyhisselam geliyor. Diyor ki kralım Zindanda böyle birisi var. İsterseniz onu çağıralım bir de o yorumlasın. Peki çağırın gelsin. Yusuf Aleyhisselam'ı getiriyorlar. Yusuf Aleyhisselam rüyayı yorumluyor. Sarayın bilginleri yorulam bu rüyayı yorumlayamıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın yorumu arkadaşlar nedir? Diyor ki 7 sene bolluk olacak, 7 senede kuraklık olacak. Bu 7 sene bolluğun ardından 7 sene bir kıtlık gelecek. Bu e, kıtlık yıllarında, e, bu bolluk yıllarında kıtlık yıllarına bir hazırlık yapılması gerektiğini ifade ediyor. Tabii ki kral bu yorumu beğeniyor ve ona devletin başına geçme e, sorumluluğunu veriyor, teklif ediyor. Ama Yusuf Aleyhisselam diyor ki bana atılan bir iftira var. Bu iftiranın önce e, geri alınması lazım. Bu iftirayı atan kimsenin bunu ee, söylemesi lazım, ifade etmesi lazım. Ve bu iftirayı atanlar da arkadaşlar e, suçu itiraf edince Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Ee, bu şekilde hazinenin başına geçmiş oluyor. Güzel bir şekilde bolluk zamanında buğdayları stokluyor. Artık kurak zaman geldiğinde e, ne yapıyor arkadaşlar? İnsanlara dağıtmaya başlıyor. İnsanlara bu şekilde yardım etmiş oluyor Yusuf Aleyhisselam. Aynı zamanda güzel bir idareci. Tabi kıtlık zamanı aynı zamanda Yakup Aleyhisselam'ın şehrinde de var. Kenan diyarı Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı yer. Orada da ne oluyor? Yusuf Aleyhisselam'ın babasının memleketi. Kenan diyarında da kıtlık ileri safhada. Duyuyorlar ki Mısır'ın Mısır'daki bir lider insanlara böyle buğday dağıtıyor. Bunları ne yapalım? Biz de gidelim onlardan isteyelim. İki defa gidiyorlar arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini tanıyor ama kardeşleri Yusuf Aleyhisselamı tanımıyor çünkü onu daha küçükken aralarından ayırdılar. Ama o abilerin hepsini tanıyor ve onlara istedikleri şeyleri veriyor. Arada gerçekleşen bazı olaylar var. Ne gibi mesela Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i yanına alıyor diyor ki ben senin kardeşinim Yusuf'um. Merak etme seni yanıma alacağım kardeşlerine bunu sakın belli etme. E nasıl olacak? Arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam bir e, saraydan bir eşyayı Bünyamin'in çantasına koydurtturuyor gizlice. Ve askerlerine diyor ki emir veriyor. Askerleri gidiyor tam kafile Mısır'ın dışına çıkacak. Diyorlar ki durun saraydan bir eşya çalınmış e, arama yapacağız. Tabi herkes kendisinden emin. Arıyorlar çantaları. En son Bünyamin'e geliyor. Tabii Bünyamin'in de bu şekilde bunu yap, yapacağını düşünmüyorlar. Çünkü Bünyamin de gerçekten ahlak olarak e, Yusuf Aleyhisselam kadar e, ahlaklı birisi, Peygamber e, oğlu evladı. Arkadaşlar e, bakıyorlar ki o eşya kimin e, çantasından çıkıyor? Bünyamin'in çantasından çıkıyor. Herkes şaşırıyor. Nasıl olur Bünyamin bunu nasıl yapar? E, peki ne yapılacak? Bizim kurallarımıza, kanunlarımıza göre suç nerede işlendiyse orada yargın alacak bünyemini e, biz alacağız diyorlar. Tabii kardeşleri tutuşuyor çünkü Bünyamin'i zar zor getirmişlerdi, babalarından izin almak almışlardı. Babaları razı değildi bünyeminin gitmesine. Onu da kaybedersiniz, onu da bir zarar gelir diye e, Yakup Aleyhisselam istemiyordu. Bu sefer e, bu şekilde kaybetmeleri babalarını nasıl anlatacaklarını bilemediler babalarına gittiler ve durumu anlattılar. Artık üzüntüden Yakup Aleyhisselam'ın gözlerine ak düşmüştü. E, sonrasında Yusuf Aleyhisselam işte kardeşlerine haber gönderiyor. Onun bir hırkasını gönderiyor. Bir mucize olarak Yakup Aleyhisselam'ın gözleri de bu hırkayla açılmıştır ve Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini yanına almış ve onlara çok önemli arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın bir özelliği de affedici olması onu kardeşlikten men eden, onu öldürmek isteyen kardeşlerine karşı yapmış olduğu tutum ve davranış onları cezalandırmak değil, aksine onu affetmektir. Onları affetmek oluyor arkadaşlar. Evet, buraları buradan bahsetmiştik. Evet, Yusuf Aleyhisselam onları affettiğini söyleyerek ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Mısır'a geldiler Yusuf aleyhisselam hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiş. İftira atılmış, sabretmiş, zindana atılmış, sabretmiş. Bir görev ve sorumluluk verildiğinde e, en güzel şekilde bunu yapmaya çalışmış arkadaşlar. Kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülüğe karşı e, bunları affetmiş. Karşılaşmış olduğu zorluklara da sabretmiş ve Allah'a güvenmiştir. Evet, Yusuf Aleyhisselam kıssasından çıkartacağımız neler var demiştik. Şöylece özetleyelim. Bir defa iffet sahibidir Yusuf Aleyhisselam. Başka affedici özelliği vardır Yusuf Aleyhisselam'ın. Sabırlıdır. Çok defa böyle zorluklar çekmiş, bunlara sabretmiştir. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı elinizde ne kadar soru varsa bunları çözün. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.